Değerli izleyiciler, bir ülkede yaşayan vatandaşların, özellikle de emeklilerin yüzü gülmüyorsa bilin ki bu ülkede bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Şimdi 13 milyon emeklinin olduğu bir ülkemiz var. 13 milyon. Bu ne demek? Neredeyse her bir ailede bir tane emekli var demek. Peki bu vatandaşlarımızın almış oldukları emekli maaşları Onların insanca yaşayabilmelerini sağlıyor mu? Bu sorunun cevabını lütfen siz aşağıya yorum bölümüne yazın. Bunu bir kenara koyduk. Peki emekli almış olduğu bu emekli maaşıyla zorunlu olan bakın faturalarını, mutfak ihtiyacını, yılda bir sefer bir tane ayakkabıyı ya da bir tane gömleği ya da bir tane ceketi alabiliyor mu? Bunu da bir kenara koyun. Emekli istediği gibi beslenebiliyor mu? Kasaba gidebiliyor mu? Meyve alabiliyor mu? Sebze alabiliyor mu? Bunları da bir düşünün. Rahat rahat alıyor mu? Bunu da bir kenara koyun. Emeklimizin maaşına yapılan ve enflasyona ezdirmiyoruz denilen zam gerçekten çarşıdaki, pazardaki fiyatları yansıtıyor mu? Yani Sayın Devlet Büyüklerimizin söylemiş olduğu biz emeklimizin maaşını Enflasyona ezdirmiyoruz cümlesi doğru mu değil mi? Bunu da bir kenara koyun. Yani şimdi zam dönemi geçti. Vatandaşa %6.49 zam verildi, değil mi? 6.5, %6.5. 1000 lira maaşı olana 65 lira zam verdik. 2000 lira maaşı olana 130 lira zam verdik. Bu 130 lira, bu 50 lira, 60 lira vatandaşın Hangi derdine derman oldu sizlere soruyorum. Bunu da bir kenara koyun. Ülkemizde bulunan emeklilerin yüzde %75'inin bankaya borcu var. Kredi kartı borcu var, kredi borcu var, ek hesaptan para almış. Niye? Çünkü emekli maaşı yetmiyor. Vatandaş daha emekli maaşına elini sürmeden banka parayı alıyor. Değil mi? Bunu da bir kenara koy. Şu anda kış aylarındayız. Vatandaş en az 250-300 lira yakacak gideri verdi, vatandaşın? Doğalgaz gideri, odun, kömür parası değil mi? Vatandaşa en az 150 lira elektrik faturası geliyor. Çünkü elektrik ve doğalgaz son bir yılda en az yüzde %50 zamlandı. En düşük su faturası 100 lira geliyor. En düşük cep telefonu faturası 50 lira geliyor. Gitti 600-700 lira ama biz emekliye 1300, 1500, 2000 lira emekli maaşı veriyoruz. Bunu da kenara koy. Değil mi? Sosyal devletsek bu saymış olduğum ve kenara koyduğumuz bu gerçeklerin aslında hayatımızda olmaması gerekiyor. Şimdi size bir örnek vereceğim. Emekli nasıl geçiniyor? Dar gelirli, asgari ücretli, EYT, emeklilikte yaşa takılanlar ne halde? Hep beraber bir kez daha görelim. Ben şunu söylüyorum. 20 yılın üzerinde bir gazetecilik hayatım var. O tecrübelerime dayanarak şunu söylüyorum. Bakın ben diyorum ki bu ülkede asgari ücretli için, emekli için menemen lüks oldu diyorum. Evet, menemen lüks. Bak et demiyorum. Tavuk demiyorum. Menemen lüks diyorum. Neden mi? Buyurun hesabını yapalım. Biz tarım ülkesiyiz değil mi? En ucuz domatesin fiyatı yaz ya da kış hiç fark etmez. Kaç para? Şu anda kış ayındayız. 7 lira 8 lira yüksek. Tamam kış ayı. Yazın 4 liradan 5 liradan aşağıya domatesi aldınız mı? Hayır. Bir kilo domates aldın hadi beş lira diyelim. Geldik bibere. Biber. Charleston biber. Yazın en ucuzu altı buçuk yedi liraydı yazın. Hadi yarım kilo ondan aldınız. Şu an kışın on liranın üzerinde hadi yok diyelim. Hadi beş lira da ona diyelim. iki buçuk lira. Etti sana yedi buçuk lira değil mi? Köyde de şehirde de yumurtanın fiyatı 1 Bir lira. 4 kişilik bir aileye bak yemek yapıyoruz. 4 tane yumurta kırdın içerisine. 4 lira da orası. Etti mi sana 11,5 lira. 11,5 lira. 4 kişilik bir aile yarım ekmek yese 2 tane ekmek gider. 1,5 lira ekmek diyelim. 3 lira da o 14,5 lira. Margarin koyacaksın. Tüpü yakacaksın ya da elektrikli ise elektriği yakacaksın. Hadi 3 lira da o Etti sana 17 buçuk lira. Bir tane menemenin maliyetini hesapladık. Bak bir menemen. Su yok, ayran yok, bilmem ne yok. Yanında kola atıyorum. Yani bunlar yok. Evde yapılıyor. Yok bunlar. 17 buçuk lira. Bir vatandaşımız 30 gün boyunca bir öğünde bakın bir öğünde bir günde değil bu bir öğün. Bir öğünde 30 çarpı 17 buçuk yani 30 gün çarpı bir öğünde 17 buçuk lira 525 lira yapar. 525 lira. Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1550 lira. Bir vatandaşımız 1500 lira da emekli maaşı alıyor diyelim. Günde bir öğün, bak bir öğün menemen yiyecek. Geriye kalır 975 lira para. Bir öğün menemen yese. 1500 lira emekli maaşı varsa. Şimdi Elektrik, doğalgaz faturası dedik değil mi? Hadi 300 lira gelmesin doğalgaz ya da yakacak gideri 200 lira gelsin. Bak 200 lira. 100 liradan aşağıya bir eve artık elektrik faturası gelmiyor. Az önce de söyledim. Elektrik ve doğalgaz faturası son bir yıl içerisinde en az yüzde %50 zamlandı. 200 doğalgaz 100 lirada elektrik etti 300 lira. Değil mi? Hadi 100 lira da su faturası geldi etti sana 400 lira. 50 lira da sana cep telefonu faturası geldi. Lüks değil cep telefonu. insani bir ihtiyaç artık değil mi? 450 lira. Bakın hesabı yapıyoruz. 975 liramız kaldı değil mi? Menemeni yaptık. 525 lira gitti. 1500 liradan 975 lira kaldı. 450 lira da faturalara gitti. Hesaplayalım. Cepte kaldı. 500 25 lira. Evet faturaları ödedin. 525 lira cepte kaldı. Emeklisin 4 kişilik bir ailesin. Bırak dört kişi iki kişi de ol. Bu insanlar kahvaltı yapacak. Değil mi? Bu insanlar öğle yemeği de yiyecek. Değil mi? Bu insanlar belki kış geldik üzerine bir tane gömlek alacak. Bir tane bot alacak. Değil mi? Bir tane. Hadi geçin, geçinebiliyorsan. Onun için diyoruz ki, size soruyorum. Menemen lüks mü, değil mi? Buyurun cevabını verin. Bak. Tavuk demiyorum, et hiç demiyorum. Menemen bu ülkedeki dar gelirli için, emekli için, asgari ücretli için lüks oldu. Evet, menemen lüks arkadaş. Hesap ortada. Havaya atmıyoruz. Faturalar burada. Evet fatura burada. 300 400 lira fatura öde. Çarşıda, pazarda, markette en ucuz sebzenin, meyvenin fiyatı 8 lira, 10 lira. Evet. Maalesef emeklimizin, dar gelirli vatandaşımızın hali bu. Emekli için menemen lüks, dar gelirli vatandaşımız için menemen lüks, asgari ücretli için menemen lüks kardeşim. Hesap ortada, gerçekler ülkemizin gerçekleri ortada. Bu ülkede emeklinin insanca yaşayabilmesi için en düşük emekli maaşının mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi gerekiyor. Asgari ücret adı üzerinde, asgari ücretin altında ücret olmaz. Bunu devletimiz söylüyor emekli açlık sınırının da altında yaşıyor. Arkadaş 1500 lira emekli maaşıyla nasıl aç olmasın? Pek çok bankamız, pek çok emeklimiz bankaların kucağına atılmış gırtlağına kadar borcun içerisinde. Kredi kartı borcu var, kredi borcu var, var var var. Ay sonunu bu parayla emeklinin getirebilmesi mümkün değil. Hele bir de bu vatandaşımız kirada oturuyorsa yaşayan bir ölü demektir. Bu parayla bir de kira ödeyeceksin. Onun için vatandaş bankaya borçlu, eşine, dostuna borçlu. Geçinemediği için bankadan gidiyor, kredi alıyor. Hayat maalesef ülkemizde emeklimiz için çok ama çok zor. Peki emeklinin bu halini saygıdeğer devlet büyüklerimiz, sayın siyasetçilerimiz tamamından bahsediyorum. Hiçbir ayrım yapmıyorum, siyasette konuşmuyorum. Beni tanıyanlar biliyor. Ben siyaset konuşmuyorum. O devlet büyüklerimiz turuncu koltuklarda oturan seçim zamanı bize gelip bana oy verin diyen siyasetçilerimiz, milletin vekilleri, senin benim vekilim bu durumu biliyor mu bilmiyor mu? Tabii ki bal gibi biliyorlar. Emekliye gelince para yok, asgari ücretliye, emeklilikte yaşa takılana gelince kaynak yok. Ama batakta olan futbol kulüplerini kurtarmaya para var. Batakta olan müteahhitleri kurtarmaya para var. Ama emekliye, dar gelirli vatandaşımıza kaynak yok, para da yok kardeşim. Sen git ne halin varsa gör. Sen git. Ne kadar ızdırabın varsa kendin yaşa. Biz seninle ilgilenmiyoruz. Biz seninle seçim döneminde ilgileniyoruz. Seçim döneminde biz seni seviyoruz. Evet. Ülkemiz maalesef bu halde. İyi şeyler yapılmıyor mu? Yapılıyor tabii ki. Başımız gözümüz üstüne ama ortada bir yanlışlık varsa, ortada bir eksiklik varsa tabii ki de bizler bunu söylemek, konuşmak zorundayız. Bu ülkenin insanları ne zaman insanca yaşayacak? Biz de o zaman diyeceğiz ki evet. Emeklimiz insanca yaşıyor. Emeklimizin bankaya ihtiyacı yok diyeceğiz. İşte o zaman biz de sevineceğiz arkadaş. Biz ülkemizin kötülüğünü isteyen insanlar değiliz ki. Canımız kurban olsun bu ülkeye, bu bayrağı. Ama emekli yoksulsa, açsa ben onu görmezlikten gelemem arkadaş. Konuşmak zorundayım. Evet, bu ülkede maalesef emeklimiz kaderiyle baş başa bırakılmış vaziyette. Gelişmiş ülkelerde de emekliler yüksek maaşlar almıyorlar ama devlet kira yardımı yapıyor. Hastaneye gittiğinde doktor farkı adı altında para almıyor. İlaç eczaneye gittiğinde ilaç farkı adı altında fark almıyor. Eğitim tamamen bedava. Ama bizde maalesef cebinde para yoksa evinden çıkamazsın pek çok emeklimizin cebinde 5 lira çay parası olmadığı için evinden çıkamıyor. Avrupa'da yaşayan emekli geliyor bizim ülkemizde 5 yıldızlı otellerde tatil yapıyor, yiyor, içiyor, geziyor. Bizim emeklimizin cebinde yol parası olmadığı için köyüne gidemiyor. Bırak tatili geçtim. Bırak lüks restoranı geçtim. Köyüne gidemiyor köyüne. Evet. Ülkemizdeki emeklimizin, işçimizin, dar gelirli vatandaşımızın hali bu. Onun için diyorum ki menemen lüks mü değil mi? Lütfen yorumu siz videonun altına yapın.